Merhaba Tahir abi, Ömer burada mı? Yok, buraya mı gelecekti? Ay ne bileyim ben ya, telefonla ulaşılamıyor. Kafeye gittim baktım yok, Cem bilmiyor. İlyas'a uğradım. O da zaten günlerdir eve uğramıyormuş artık, kayıplarda. Son çare belki siz biliyorsunuzdur dedim. Topluca dağıttılar bunlar son günlerde. Kimse piyasada değil demek. Asiye günlerdir kayıp. Kimsenin doğru düzgün aradığı yok. Abisi karakola da haber verdirtmiyor. Bir başına bebekle ne yer ne içer delireceğim artık ya. Ya Ömer'le şu yukarıdaki bağlara bakalım diyecektim. Bulabilseydim tabii. Asiye çok sever oraları. Ya Orman Bakanlığı'nın bekçi kulübeleri var. Boş durup duruyor. Aklıma geldi birden. Hadi biz seninle bakıp gelelim o zaman. Ali sen de. Ben bir üstümü değiştirip geleyim, sen arabada bekle. Tamam, görüşürüz hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya 2 gün önce bu rahmetli Salih Usta var ya, onun evinin önünden genç, bebekli bir kız alan olmuş mu sizin arkadaşlardan? Allah Allah. Bu kızı da soran sorunu. Hayırsız bir işe mi karıştı acaba? Yok canım, aile meselesi. Kim sordu ki kızı daha önce? Şu yukarıdaki alabalık çiftliğinin sahibi sorduydu da. Cemşit mi? Vallahi Cemşit mi bilmem. Şevki ile konuştu. Hatta kızı bıraktığı yeri de gösterdiydi. Şevki nerede? Onunla bir konuşalım. Yok, dün apar topar köyüne gitti. Babası sizlere ömür de. Allah rahmet eylesin. Sen şu Şevki'nin numarasını versene bana. Vereyim de orada telefon çekmez. Ya tamam, versen. Eyvallah. Yok baba, çekmiyor. Yok. İyi, o zaman biz şu Cemşit Bey'le bir görüşelim bakalım. Tamam, hayırlı işler. Sağ ol. Sen çalışıyordu diyordun. Nerede bu senin çalıştığı yer? Yakınlarda mı? Yok, yukarıda. Bu Cemşit'in alabalık çiftliğinde. Asiye böyle bir kadınla birlikte onun eski bir lokantasını işletiyordu. Cemşit mi? Kimin nesi bu Cemşit? Genç biri mi? Yani sayılır. Kalk bakalım, beni oraya götür. Görelim bakalım şu Cemşit kimin nesiymiş. Ya ben de sabahtan beri elektrik yoktu. Acaba sizde var mı? Vallahi kızım var bizde elektrik. Sigortanız falan atmış olmasın. Bak bunun gibi elektrik kutusu vardır evin önünde. Aç bir bak bakalım. Ah ne şeker şeymiş. Kaç aylık? 6 aylık. Teşekkür ederim. Allah Allah. Borcu falan mı vardı acaba? Öyle bir şey olsa mühür olması gerekmiyor mu? Ha, uğraş bakalım şimdi. Neredesiniz güzelim ya? Neredesiniz? Asla bulamayacağız bu kızı ya. Hayvan İlyas. Ya nasıl yatar o iğrenç eline anlamıyorum ya, nasıl? O iş öyle değil galiba. İlyas pek bir şey hatırlamıyor. Yani hiçbir şey olmamış da olabilir. Ay artık yemeyin insanı ya. Ömer anlattı her şeyi. Gayet sevgili gibilermiş onun yanında. Nasıl hatırlamıyor İlyas ya? Biraz aşağıdan atsın da civcivler yesin. Neyi görmüş Ömer? Nasıl görmüş? Ya ayrıntıları bilmiyorum. Sevgili gibilermiş işte. Samimi filandılar herhalde. Birbirlerinden bir şey saklayacak halleri yok. Sonuçta her şeylerini örterler İlyas'la. Kaç yıllık arkadaşlar. Ömer de acıdı da anlattı kıza. Ya nasıl oldu ben de anlamadım. İlyas emin değil miymiş? Çok sarhoşmuş. Sabah bir ayılmış, bakmış kadının yatağında. Ben kendim söyledim. Niye bıraktın işleri, motor okulunu falan diye. O kadından uzak durmam lazım dedi bana. Kendi açtı konuyu. Hiç öyle sevgilisinden bahseder gibi değildi. Ya Ömer niye öyle desin ki o zaman? hoş geldiniz Bahattin komiser. Hayırdır? Duyduk ki taksi duraklarında Asiye'yi sormuşsun. Senin ne üstüne vazife benim kızımı aramak Cemşit Bey? Aa, ben söyledim. Merak ettim. Bir bakıver oraya buraya diye ısrar ettim. Çeneme dayanamadı adamcağız. Gidip sorup soruşturdu işte. Biraz sorup soruşturdum ama bir şey çıkmadı. Taksici seni Asiye'yi bıraktığı yere götürmüş ama. Cemşit Bey, şu hikayeye bir anlatıver ha. Bak biz her şeyi biliyoruz. Yani yorulma. Dedim ya bir şey çıkmadı. Ben tek tek bütün evlere sordum ama gören bilen yok. Bilmiyorum, belki taksici yanlış bir yere götürdü ya da Asiye oradan başka bir yere gitti. O zaman sen o yere götür bizi, bir de biz bakalım. Olur, gidelim. Takip edin beni. Bak ne olur. Sabahtan beri yok elektrikler. Ev buz gibi oldu. Ha, komşuda da var yani. Elektrik idaresini aradım. O bölgede bir arıza gözükmüyor dediler. Tamam abla. Gelirim birazdan. Ya ev buz gibi oldu diyorum. Dinlemiyor musun beni? Dondu çocuk. Zaten hastaydı. Yeni kalktı. Zatürre olmasından korkuyorum. Ay, yalvartmayın insanı canım. Gelip baksam ne olur. Bırak şu elimdeki işi. Hadi ya. Tamam abla.